Akif Beki, Karar Gazetesi. Dolarla Başbakanı devrilen şapşal güç. Rishi Sunak'ın başbakanlığa gelişiyle sterlin coştu. Dolar karşısında son 6 haftanın zirvesine çıktı. Demek ki oyunmuş. Liz Truss'u başbakanlıktan indirmek için oynanan bir kur oyunu. Sterlini çok da değil, sadece %5-10 hafifçe düşürerek yaptılar üstelik. Orada uzun da tutamamışlardı. 3 gün sürmemiş, düştüğü seviyenin üstüne geri dönmüştü. Bizde sayısız kere önlenen dolar darbesi İngiltere'de yaşandı ve başarıldı demek. Bugünden geriye doğru bakınca şimdi daha net görülüyor. Darbeci kur çetesiyle döviz lordları el ele verip Başbakan Truss'u devirmişler. Vay be, kaderin cilvesine bak. Sterlin kaybettiği değeri geri kazandığı halde Truss kaybettiği güveni geri kazanamamıştı. İngiliz sterlini bu. Düşerse onu düşüren başbakan yerinde kalır mı? İstediği kadar hızla geri toparlasın, olan oldu bir kere. Truss da peşi sıra düştü. Kirli bir oyuna, karanlık bir kumpasa kurban gittiği nasıl da ortada yahu? Güneş balçıkla sıvanır mı? Öyle olmasa Truss'un yerine Sunak gelir gelmez Sterlin niye düğün bayram etsin? Anlaşılıyor ki Truss'u devirip koltuğuna Sunak'ı oturtmak için oynamışlar kurlarla. Başka delile ne gerek? Meşhur düşmanımız Londra bankerleri bütün ekonomik tetikçileriyle uğraşarak Türkiye'de başaramadıkları kur darbesini Londra'da denemeye karar vermiş. İlk denemede de başarmış görünüyorlar. Truss'un pek ucuza gittiği dahi söylenebilir. Komplonun bir ucu Hindistan'a kadar uzanıyor. Varın dış gücün boyutunu siz düşünün artık. Siyaseti yakından izleyen Ankaralı bir dostum hayretler içinde şöyle bir mesaj yazdı. 1858'den 1947'ye kadar İngiliz parlamentosuna üye göndermesi yasak olan Hindistan'dan bir göçmen çocuğu Britanya'ya başbakan seçildi. Oysa 1876'dan beri bizim parlamentolarımıza Kürtler, Aleviler ve daha nice azınlık mensupları girebildiği halde hala Alevi'den, Kürt'ten, ateistten kaymakam, vali, cumhurbaşkanı olur mu diye tartışıyoruz. Böyle de büyük işte bu oyun. Çorabı örerler milletin başına, aklı şaşa kalır. Arkadaşımın aklına sığdırmak için şöyle yorumladım bu halimizi. Kendimizi daha ileri olduğumuz bir geçmişte dondurduk. Zamanı gelip inşallah ve maşallahla yüzyılımız başlangıcında genç kalabilelim diye. Bardağa dolu tarafından niye bakmıyoruz? Bize sökmeyen dolar silahıyla kendi ayaklarına sıkıyor şaşkalozlar. Eski kraliçe ile yeni kralın adamları çok saf dorikmiş meğer. Ne oyun bozabiliyor ne darbe püskürtebiliyorlar. Büyük resmi görebildikleri de yok. Yutturmak kolay. Yeter ki yave yumurtlansın. Ağız açık bekler gibi havada kapıp hemen yiyorlar. Rakipler kendini kandırma kabiliyetinden yoksun velhasıl. Türkiye 100 yılı yaklaşıyor. Alametler bir bir belirdi. Sevinin, zafer yakındır. 2023'e ne kaldı? Ciddi mi şaka mı? AK Parti Türkiye 100 yılı tanıtım programına muhalefet partisi liderlerini de davet etmiş. Kılıçdaroğlu ve Akşener dahil. Yalnızca Deva ve Gelecek partileriyle HDP çağrılmamış. Geri kalanların hepsi davetli. Kim düşündüyse aklıyla bin yaşasın. Seçim kampanyamız için bir PR çalışması yapacaksınız. Siz popülist şovunuzu sergilerken rakipleriniz de alkışlasın istiyorsunuz. Vitrininizde sebilhane bardağı gibi dizilmeye buyur ediyorsunuz onları. Ne var canım bunda? Geri çevirecek değiller herhalde. Logosu bulunmuş bile. Kala kala bir Türkiye yüzyılı kaldı. O da bulundu mu tamamdır inşallah. Böyle tarihi bir günü, adeta bir miladı, sureta bir şahlanışı kaçırmak yerli ve milli muhalefete yaraşmaz. İktidarın kampanyasında konu mankeni olmayı seve seve kabul edeceklerdir. Bugün değilse ne gün, bunun için değilse niçin varlar? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın forslu makam aracını karanfil yağmuruna tutturup halkın sevgi gösterisi diye sunmak kadar büyülü bir gerçekçilik, bulutların üstünde rüya gibi propaganda. Muhalefet liderlerine davet bir şakaysa burada kesmem gerekir, gülüp geçmeye yeter. Ama ciddiyse şunu da eklemeden olmaz. Muhalefet liderlerini AK Parti seçim faaliyetine çağırmak, ötekileştirdikleri bazı gazetecileri çağırmalarına benzemez. Hoş, kimi gazeteciler bile ikisini aynı şey sanıyor.
AK Parti kampanyacıları rolleri karıştırmış. Çok mu dersiniz? O da ayrı ya. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.